Merhabalar. Ben Dünyan ilçesi Koyunaptal köyünden emekli öğretmen Ali Taş. Yıllarca memleketinizde, çevremizde hizmet ettikten sonra şu anda Kayseri'de ikamet etmekteyiz ve özel eğitim öğretmenliğine devam ediyorum. Mesleki itibarıyla kopmamız mümkün olmadı. Allah hayırlısını versin. Yalnız bu ara işte bizim kültürümüzden, Türk halk müziği kültüründen, folklor kültüründen kopmamız, hatta kaybolmamız durumlarında bu içimizi sızlattı. Bu nedenle biz dedik hiç olmazsa bu işte ilgilenen kardeşlerimiz var. Başta Sayın Seyit Burhanettin Akbaş, değerli öğretmenimiz, araştırmacı, yazarımız. Bunlarla istişaremiz oldu. Ve bunun neticesinde biz bir takım araştırmalara girdik. Bu araştırmalar neticesinde ben mesela Koyunaptal'ın halk şairi, halk şairi olan, nefes söyleyen, satır satır nefesleri olan, ancak beş kıtası günümüze intikal eden bir halk ozanı, onun şiirlerini ben derledim, deyiş haline getirdim ve onu söyledim, feyiz attım, mütüba attım ama bu bize yeterli olmadı. Hiç olmazsa dünyamıza da bir Haber 38'e de katkımız olsun istedik. Ve bu nedenle dünyamızdaki gençlerimiz, değerli hemşehrilerimiz de duysun özlemiyle bir araya geldik ve bu şekilde. Şimdi Koyunaptal deyince çoğu bilmiyor, tanımıyor. Koyunaptal dünyanın büyük köylerinden, son zamanlarda kasabalıktan geri köylere dönmüştür. Nüfusu oldukça kalabalıktı. Hanesi 500-600 hane iken şu anda göçler nedeniyle azalmıştır. Fakat bizim işin o sosyolojik yönünden ziyade tarihi şeyine bakacak olursak, Koyunaptal 16. yüzyılda yaşamış ve bizim köye intikal etmiş, kalenderle birlikte intikal etmiş bir ozan. Bunun bizim köyde, Koyunaptal köyünde sadece bir mezarı vardır. Ama o mezar türbe olarak anılmaktadır. Koyunaptal'ın türbesi diye anılmaktadır. Üzerinde de son zamanlarda bir iş adamı abimiz ilk iki kıtasını yazdırdı ve şu anda ziyaret ediliyor. Bu Koyunaptal'ın köyümüzde hiçbir şeyi yoktur, eseri yoktur sözlerinden, şiirinden başka. Sadece bizim köyün gelişi, temeli Maraş Dulkadiroğulları'ndan, İbrahim Hacılı soyundan olan ağaların bulunduğu bir dönemde geliyor bu zat. Ve orada saz şairliğiyle şiir söylüyor, nefes söylüyor ve çobancılık yapıyor. Çünkü o anda Kalender adındaki Bektaşi tarikatına bağlı Beczub, ben diyor gideceğim, beni burada tanırlar, öldürürler. Hiç olmazsa ben Kerbela'ya kadar gideceğim, oradan da Şah'a giderim diyor. O da diyor ki şiirinde, işte seni Şah'a gider derler, gel gitme güzel Kalender. Anan atan yüzün suyun terk etme güzel Kalender diye başlayarak bir şiirini devam ettiriyor. Biz de onu türkü haline, deyiş haline getirdik ve deyişleri seviyorum ben bir eğitimci olarak deyişler üzerinde. Ayrıca bizim Dünyan Merkez'den Adnan Türköz abimizin de rahmetli, Allah rahmet eylesin, türkülerine el attım. Onunla ilgili unutulmuş bazı türkülerini yine kendi tavrımla, öyle diyeyim, kendi tavrımla söyledim. Şimdi Adnan abi rahmetli Kayseri tavrıyla söylerdi. Bu da Orta Anadolu tavrıyla, kendi tavrımla söylemeye çalıştım. Ben şimdi fazla uzatmayacağım. Burada Pir Sultan Abdal'dan esinlenerek kendisine, zaten Abdal kelimesi Ebdal'dan geliyor. Yani derviş manasında, bir nevi ermiş manasında. O da Bektaşi tasavvufuna, tarikatına göre ermiş bir kişi kabul ediliyor ve o şekilde geliyor. Geldiği için de orada meftun vaziyette, orada vefat ediyor. Kesinlikle zürriyeti yoktur, hiç kimsesi yoktur. Ama şiirleri günümüze kadar intikal etmiştir. Ben onu deyiş halinde arz ediyorum.
Seni şaha gider derler, seni şaha gider derler, gel gitme güzel kalender. Anan altan yüzü suyun, terk etme güzel kalender. Anılatan yüzü suyun, terk etme güzel karımı. Hacı Bektaş değil mi atan, hünkâr veli değil mi öten, ben adam mekan tutan, gel gitme güzel kalender. Kerbela'da mekan tutan, gel gitme güzel kalender. Kerbela'da mekan tutan, gel gitme güzel kalender. Gel gitme güzel kalender. Sen Hacı Bektaş gülüsün, bu alemde dopdolusun, sende biberin olsun, gel gitme güzel kalender. Gel gitme güzel kalender. Şu alemde dopdolusun, gel gitme güzel kalender. Gel gitme güzel kalender. Bölük bölük oldu beyler, açıldı saybanlar, dular koynakta oturmuş ağlar. Gel gitme güzel kalender, gel gitme güzel kalender. Koynakta oturmuş ağlar, gel gitme güzel kalender, gel gitme güzel kalender. Evet, kalender yine de gidiyor. Yolda bunu katlediyorlar. Bu şeyi de onun üzerine söylüyor. Biz şimdi Koyun Aptal köyümüzden dünya merkezimize, ilçemize dönelim diyorum. Burada rahmetli Adnan abimle ilgili, Adnan Türköz'le ilgili onun söylemiş olduğu türkülerin kendi tavrının dışında sözlerini değiştirmeden kendisi Kayseri tavrıyla söylerdi. Ben de Orta Anadolu tavrıyla söylüyorum. Mesela karşıda harar durur. Şimdi hararı herkes biliyor. Harar büyük çuvallar manasında. İşte neyse oradan gidiyor. Ama önemli olan bu türkünün günümüze kadar gelişi fakat unutuluşu. Ben bir zamanlar burada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu bir gecede hemen hemen yaklaşık olarak 25-30 sene önce salonda, sinema salonunda söylemiştim. Karşıda harar durur. Bu da Adnan abimin hareketli omuz halayının türküsüdür. Bunu arz edeyim. Karşıda harar durur, karşıda harar durur. Karşıda harar durur, karşıda harar durur. Sürfünü harar durur, sürfünü harar durur. Kızın gönlü olursa, kızın gönlü olursa, oğlanı harar durur, oğlanı harar durur. Lenlenlenli, dostlenlenlenlenli, kın aldın yaktın beni, sevdanın yaktın beni. Karşıda buzlu yerler, karşıda buzlu yerler, bizde varsak ne derler, bizde varsak ne derler. Otursak bizde yesek, otursak bizde yesek, şu
Şuşunu sevdi denler, şuşunu severler. Ay nenni, 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 dost denli, nenni, nenni. Kuranın yaptın beni, sevdanın yaptın beni. Ay nenni, 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 dost denli, nenni, nenni. Kuranın yaptın beni, sevdanın yaptın beni. Bir akort düzenleyin. Taraf bozuldu. Biz yine kaldığımız yerden, dünyanın kültürümüzden devam ediyoruz. Şimdi ben bizim köyde ihtiyarların türkü söylerken işte ekine viraz derler, güzele beyaz derler diye türkü söylediğini dinlerdim. Acaba bu kimin türküsü olduğunu da tabii biz çocukluk şeyimizde bilemezdik. Fakat anladım ki bu Adnan abinin türkünün son bölümü olarak karşımıza çıkıyor. Ben şimdi Adnan abinin meşhur Bünyan türküsü, sevilen güzel türküsü, hatta TRT'de söylenen türküsü, Davruz Gelin'i kendi tavrımla söylemeye çalışıyorum. Çifecamız koşmalı, yalas yere gidince aklına buyurun. Kiminle buluşmalı, öldürüyor beni. Ah yürü yürü, yar yürü yürü, sallanmadan yeri. Kız nişanım geliyor, Osmanlıca yürü. Koşun indirmişsin, kaşına değdirmişsin. Gayet güzel değilsin de aksına buyurun yürü. Kendini sevdirmişsin, veriyor veri. Ah yürü yürü, yar yürü yürü, sallanmanın yeri. Kız nişanın geri yok, yok yok yürü. Ah yürü yürü, yürü yürü, sallanmadın yeri. Kız nişanın yeri yok, Osmanlıca yeri. Ekine firaz derler, güzele beyaz derler. Kime yansam derdimi de aksına buydum yürü. Yana yana gezdirirler Davruz gelin yürü. Ah yürü yürü, yar yürü yürü, sallanmadın yürü. Kız nişanın geri yok, Osmanlıca yürü. Teşekkür ederim.